Kampüs kanalından hepinize merhaba. Bu hafta sizlerle beraber İslam tarihine bakacağız. İslam tarihine ele alacağız. Tüm ayrıntısıyla bakmaya çalışacağız. Sınavda bize gelebilecek soruların hepsini de buradaki bilgilerle pekiştirip takır takır yapacağız. Hadi bakalım İslam tarihine başlayalım. Ben sizlere İslam tarihini 3 maddede anlatacağım. İslamiyet'in doğuşu ilk maddemiz olacak. İkinci maddede Emeviler ve Abbasilere bakacağız. Ve üçüncü maddemizde de kültür ve medeniyet konularını ele alacağız. Biz buradaki bilgileri öğrendikten sonra ÖSYM tarzı çıkabilecek soruyu rahatlıkla yapacağız. Önce dersimize bakalım, sonra bu soruya tekrar geri döneceğiz. Hadi bakalım İslamiyet'in doğuşu bizim ilk maddemiz. İlk maddemizle başlangıç yapalım. Önce bir harita üzerinden şöyle bir bakalım. Şimdi İslamiyet'in doğduğu dönemde dünya. Şimdi İslam biliyorsunuz ki Orta Çağ'da tamamen ortaya çıkan bir din olacak. O dönemlerde bakın özellikle Doğu Avrupa'da Avarlar, Anadolu'da Bizans, yine Suriye topraklarında egemen, Kafkaslar'da Hazar Devleti'ni, özellikle Arabistan Yarımadası'na yakın noktada Sasani İmparatorluğu'nu görüyoruz. Türkistan bölgesinde Türkiye, özellikle burada devletler hakim. Yine Arap Yarımadası'na baktığımız zaman bakın burada da Tebük, Medine, Mekke, yine işte burada Gassani, Main gibi birçok böyle şehir devleti şeklinde bir organizasyon hakim. Yani Arap Yarımadası'nda bu dönemlerde bir siyasi birlik yoktur. Tamam mı? Bu işte İslamiyet'in doğduğu dönemde dünya. Bazen ÖSYM şu tarz sorular sorabiliyor. İşte İslamiyet'in ortaya çıktığı dönemde işte Arapların veya işte İslam devletinin hangi devletle siyasi ilişki kurduğu söylenemez tarzında. Böyle bir soru geldiği zaman Avarları, Bizans, Hazarları ve Sasanileri özellikle bilmeniz gerekiyor. Notlarımız arasında bu harita bağlamında bulunsun. Şimdi İslamiyet öncesi Arap Yarımadası'na bakacak olursak. Şimdi bu dönemde Arap Yarımadası'nda kabileler halinde bir yaşam vardı. Kabileler arasında da kan davası hakimdi ve bunlar arasında mücadeleler, çekişmeler olmaktaydı. Özellikle erkek egemenliği, yani ataerkil yapı burada toplum içerisinde hakimdi. Bedevilik dediğimiz tamamen bir kitlenin böyle çölde yaşaması, bir de hadarilik dediğimiz şehir yaşamı şeklinde toplum iki şekilde organize olmuştu. Kervan ticareti ön plandaydı çünkü yine hayvancılıkla beraber. Çünkü Arap Yarımadası biliyorsunuz ki geniş çöllerle kaplı, tarım elverişli değil. Daha çok ticaret ön planda. Nitekim kısmi olarak da hayvancılık bu alanlarda gelişmiş durumda. Ancak tarım olmadığı için ekonomik anlamda bu iki unsur ön planda olacaktır. Haram aylar dediğimiz Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep ayları mevcut. Bu aylarda eğer bir ki bu aylarda tamamen savaşmayacaktır buradaki Arap kabileler. Velev ki diyelim savaştılar. İşte biz haram aylarda savaştıkları zaman bu savaşlara Ficar savaşları ismini vereceğiz. Yine Araplar arasında panayırlar düzenlenir. Bu panayırlarla beraber özellikle ticari ilişkiler biraz daha geliştirmeye çalışılır. Aynı zamanda toplumda birlik ve beraberlik sağlanmaya çalışılır. Yine Arabistan'da putperestlik hakim. Putperestlik özellikle İslam öncesi Arap toplumlarında baskın halde görülen bir inanç sistemi olacaktır. Unutmayalım. Devam edelim. İslamiyet'in ortaya çıkışı, İslam devletinin kurulması. Şimdi Hazreti Muhammed özellikle Hazreti Muhammed dönemini ilk olarak ele alalım burada. Babası Abdullah, annesi Amine olacaktır. Hazreti Muhammed çocukluğu döneminde tamamen burada ticaretle uğraşacak ve ticaretteki dürüstlüğünden, yine halk arasında dürüstlüğünden dolayı da Muhammedül Emin olarak bilinecektir. Biz şunu biliyoruz, özellikle 610 yılı tekabül ettiğinde Hazreti Muhammed'e özellikle vahiy gelecekti. Vahiyden itibaren de artık İslamiyet bir din olarak burada bu bölgede kendine yayılma alanı bulacaktı. Hazreti Muhammed önce kendi yakınlarına, daha sonra çevresinde Mekke'nin önde gelenlerine dine tanıtmaya çalışacaktır. Nitekim bazı insanlar Hazreti Muhammed'e inanırken bazıları ise tamamen karşı olacaktır. Ya karşı olmanın temel sebebi ne? Mesela İslam kendisiyle beraber neyi getiriyordu? Mesela köleliği yasaklıyordu, putperestliği yasaklıyordu. Şimdi köle ve putperestlik zaten bu adamların ticaretinin başında gelen temel unsurlar. Ya putperestliğin o özellikle put yapımında kullandıkları temel unsurları satıyorlar. Köle ticareti var. Şimdi sen bunları yasaklarsan doğal olarak Mekke'nin önde gelen bu tüccarlarına da tamamen darbe vurmuş oluyorsun. Doğal olarak karşı çıkacaktır bu dine buradaki müşrikler. Bunun üzerine de özellikle zor bir dönem yaşanacak Mekke'de bulunan dönemde. Bunun üzerine biliyorsunuz ki Hazreti Muhammed 622 yılında ne yapacaktır? Hicret
yani Mekke'den Medine'ye doğru hicreti gerçekleştirecektir. Zaten Medine'ye geldikten sonra da 622 yılında biz İslam Devleti'nin kurulması olarak kabul edeceğiz. İlk devlet başkanı da burada Hazreti Muhammed olarak görülecektir. Hazreti Muhammed Medine'ye geldikten sonra Medine'deki yerliler, yine Medine'deki Yahudilerle beraber yine burada Müslümanlar bir toplu sözleşmesi olan Medine Sözleşmesi'ni imzalayacaktır. Bu sözleşmede temel esas o Medine'deki yönetimin, toplumsal hayatın iyi bir şekilde herhangi bir sıkıntıya uğramadan devamını sağlamak olacaktır. Tabii Medine'de bu devlet kurulduktan sonra Mekkeli müşriklerin yine hoşuna gitmeyecek bu durum ve İslam'ın gelişmesini, İslam'ın yayılmasını engellemeye çalışacaklar. Nitekim Mekkeli müşrikler ile Medine'de kurulan yeni İslam devleti arasında gerçekleşen ilk savaş burada Bedir Savaşı olacaktır 624 yılında. 624 yılında gerçekleşen bu savaşı Müslümanlar kazanacak. Mekkeli müşriklere karşı özellikle burada elde edilen ilk zafer olacaktır. Bu savaştan bir yıl sonra Bedir'in intikamını almak isteyen Mekkeli müşrikler Uhud'da tekrar Müslümanlarla savaşacaklardır. Savaşı burada her ne kadar Müslümanlar önde götürmüş olsa da savaştan önce Hazreti Muhammed'in özellikle bu savaş alanını tepeden gören bir noktaya mevzilediği okçular ganimet sevdasıyla savaş yerini terk edecek. Halid bin Velid komutasındaki müşrik orduları tersten yani tamamen ordunun arka tarafından gelerek, arka tarafından yaklaşarak Müslümanları bir çember içerisine bırakacak ve Müslümanlar için bir kayıp savaş olacaktır bu durum. Devam edelim. Hendek Savaşı'na gelelim. Hendek Savaşı'nda özellikle bir İran asıllı Müslüman olan Selman-ı Farisi Hazreti Muhammed'e özellikle Mekke'nin etrafının böyle geniş hendeklerle kazılmasını ve bir savunma savaşı yapılmasını özellikle tavsiye edecekler. Onun bu tavsiyelerine uyulacak. Özellikle Medine'nin etrafı geniş hendeklerle kazılacaktır. Yine bir savunma savaşı olacak Hendek Savaşı ve bu savaşta yine Müslümanlar tarafından kazanılmış olacaktır. Demek ki bakın Bedir Savaşı'nda ve Hendek Savaşı'nda Müslümanlar başarılı olurken Uhud Savaşı'nda müşrikler başarılı olacaktır. Hudeybiye Anlaşması'na gelelim. Şimdi bu savaşlar döneminden bir yıl sonra, hepsi sona erdikten bir yıl sonra Mekkeli müşrikler ile Müslümanlar arasında tamamen bir barış anlaşması imzalanacaktır. Tabi barış anlaşmasının temel sebebi de şudur. Müslümanlar açısından her ne kadar böyle olumsuz olarak görülse de mesela işte belli bir süre işte Mekke'yi ziyaret edemeyecekleri, yine Mekkelilere karışamayacakları gibi birçok husus burada yer alırken şu kolaylığı sağlıyor bize Hudeybiye Anlaşması. Bu anlaşmayla beraber özellikle en azından Medine'de kurulan bu İslam Devleti savaşlarla uğraşmak zorunda kalmayacak. Hem ticaretle kendini zenginleştirecek hem de İslamiyet daha geniş alanlara yayılma fırsatı bulacaktır. Hani bu açıdan baktığımız zaman pozitif endeksli bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Hayber Savaşı'na gelelim. Burada Hayber özellikle Yahudilerin elinden alınan bir kale olacaktır. Önemli bir zaferimiz olacak burada. Onu da bir artı koyalım buraya. Daha sonra Mute Savaşı burada Bizans'la gerçekleşen ilk savaş olacaktır ve bu savaş da yine başarıyla sonuçlanacaktır. Bakın geçen sene AYT'de soruldu İslam tarihinde. İşte aşağıda verilen gelişmelerden hangisi işte İslamiyet'te karışıklıkların olduğu işte o gelişmelerden biri değildir diye. Sorun doğru cevabı Mute olacaktır. Çünkü Mute İslam'ın kendi içerisindeki bir durum değil. Tamamen Bizans'la İslam devleti arasında gerçekleşen bir muharebe olacaktı. Mekke'nin fethine gelelim. Anlaşmadan 2 yıl sonra özellikle Mekkeli müşriklerin anlaşmanın şartlarını bozduğu için büyük bir orduyla beraber Mekke üzerine gidilecek ve hiçbir burada özellikle engel olunmadan Mekke müşriklerden alınacak, Kabe putlardan temizlenecek ve Mekke'de artık İslam devletinin eline geçecektir. Daha sonra Huneyn Seferi, Taif Seferleri var ve Hazreti Muhammed'in son seferi olan Tebük Seferi gerçekleşecektir. Tebük Seferi'nden sonra özellikle Hazreti Muhammed veda hacını gerçekleştirecek ve veda hacında tüm insanlara işte köleliğin yasaklanmış olması gerektiğini, işte kadınlara değer verilmesi gerektiğini, özellikle toplum içerisinde barışla, huzurla yaşanılması gerektiğini, insanlara tamamen evrensel mesajları içeren mesajlarını yayacaktır ve Hazreti Muhammed dönemi 632 yılında vefat etmesiyle sona erecektir. Hazreti Muhammed döneminden sonra İslam'ın önde gelenleri tarafından Hazreti Ebubekir halife olarak seçilecektir. Şimdi önde gelen belli bir kesimin özellikle seçimle bu halifeleri belirlediği için biz
İslam devletindeki bir dört halife dönemine aynı zamanda kısmi cumhuriyet dönemi de deriz. Seçimle özellikle halifelerin iş başına gelmesinden dolayı. Hazreti Ebubekir döneminin ilk mevzusu özellikle Hazreti Muhammed vefat ettikten sonra ortaya çıkan yalancı peygamberlerdir. Bu yalancı peygamberlerle mücadele edecek. Yine bazı kabileler dinden dönecek. Özellikle İslamiyet Hazreti Muhammed döneminde benimseyen kabileler. Burada vergi vermek de istemeyecekler. Bunlar üzerine ridde savaşları gerçekleştirecek. Yine zekat vergisi bu dönemde alınmaya başlanacak. Biraz daha sistemleştirilecek diyelim. Ejnadeyn Savaşı ve Yermük Savaşı. Şimdi bunlar için bir parantez açayım. Çünkü gerek Ejnadeyn Savaşı gerekse Yermük Savaşı'nın kesin tarihi konusunda İslam tarihi kaynaklarında yine Milli Eğitim Temel Müfredatı kaynaklarında bir çelişki söz konusu. Çünkü bazı yıllarda Yermük Savaşı 634 olarak gösterilip Hazreti Ebubekir dönemine bırakılıyor. Bazı kaynaklarda ise Ejnadeyn 636 olarak gösterilip Hazreti Ömer dönemine bırakılıyor. Şu an temel müfredatınızda sizin bilmeniz gereken aynı bu şekilde olsun. Yani Ejnadeyn 634 Hazreti Ebubekir döneminde Bizans'la yapılan bir savaş olacaktır. Yermük Savaşı ise Hazreti Ömer döneminde 636 yılında gerçekleşiyor. Hazreti Ebubekir döneminin en önemli unsuru ve ÖSYM tarafından defalarca sınavlarda sorulan bir husus Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi. Özellikle Ridde Savaşları'nda birçok burada sahabe ve özellikle müellif hayatını kaybedince özellikle Kur'an'ın özgünlüğünü burada koruması için buradaki sahifeler birleştirilecek ve Kur'an kitap haline getirilerek özgünlüğü korunacaktır. Bu Hazreti Ebubekir döneminin bir gelişmesidir. Hazreti Ömer'e gelelim. 634 yılında Hazreti Ebubekir vefat ettikten sonra Hazreti Ömer burada başa gelecektir. Hazreti Ömer özellikle Yermük Savaşı'ndan buradan bahsettik. Daha sonra Suriye'nin fethi gerçekleşecek onun döneminde ve Sasanilerle başlayan bir mücadele dönemi var. Her ne kadar burada Köprü Savaşı'nda başarısız olunsa da Kadisiye, Celula ve Nihavend Savaşları'nda elde edilen başarılarla Sasanilere büyük darbe vurulacaktır. Yine onun döneminde bir donanma kurularak Mısır fethedilecek Amir bin As komutasında. Her ne kadar askeri gelişmeler Hazreti Ömer döneminde bu kadar etkin olsa da devletleşme yolunda özellikle ve teşkilatlaşma yolunda Hazreti Ömer döneminde birçok gelişme yaşanacaktır. Özellikle amillik sistemi burada büyük vilayetlere ayrılacaktır devlet ve amil adını verdiğimiz burada valiler bu alanlarda görev alacaktır. Yine kadılık sistemi burada devreye girecek. Bölgeye her ne kadar işte idari amiller gönderilirse de aynı zamanda burada hukuk işleriyle ilgilenen kadılar da gönderilecektir. Askeri ikta bu dönemde uygulanacak. Yine dirhem adını verdiğimiz para kullanılacak. Divan teşkilatı oluşturulacak. Hicri takvim özellikle başlangıcı esas olarak hicreti esas alan bir takvim düzenlenecek ve ay yılı esaslı bir takvim olacaktır bu. Yine Beytül Mal onun döneminde sistemleşecektir. Hazreti Ömer devletin teşkilatlanması adına oldukça önemli çalışmalar yapacak ve bunları hayata geçirecek önemli bir halifemiz oldu. Devam edelim ve Hazreti Osman dönemine gelelim. Hazreti Osman döneminin en önemli gelişmelerinden biri Hazarlarla gerçekleşen Belencer Savaşı'dır. Hazarlar özellikle İslam'ı Kafkaslar'da engelleyecek, İslam'ın Kafkaslar'da genişleme ve yayılma alanı bulmasına engel olacaktır. Yine Hazreti Osman döneminde burada biz burada ilk İslam donanmasını teşkilatlanmış olarak temel esasta göreceğiz. Unutmayalım, tamam mı? İlk İslam donanması burada Hazreti Osman döneminde burada kurulacaktır. Onu unutmayalım. Yine Kıbrıs Muaviye tarafından burada fethedilecektir. Zat-ı-Safari Savaşı gerçekleşecek ve bu Bizans'a karşı gerçekleşen bu savaşta önemli bir başarı elde edilecektir. Tunus fethedilecek ve özellikle bakın bu kadar geniş alanlar fethedildiği için özellikle bu alanlarda Kur'an'ın ve İslam'ın iyi yayılabilmesi ve iyi bilinmesi için Kur'an çoğaltılacak ve o alanlara gönderilecektir. Yine Hazreti Osman döneminde bir de olumsuz bir hususumuz var. Emevi atamaları. Şimdi Hazreti Osman özellikle devlet yönetiminde Beni Ümeyye oğlu dediğimiz bu Emevi oğullarını önemli görevlere getirmesi toplumsal bir hoşnutsuzluğa sebep olacaktır. Ve bu İslam'daki ilk huzursuzluk durumları yaratacaktır. Öyle söyleyelim. Özellikle başlangıç noktası olarak biz burayı gösterebiliriz. Hazreti Ali dönemine gelelim. Hazreti Osman şehit edildikten sonra Hazreti Ali halife olarak seçilecektir. Tabii Hazreti Ali'nin, Hazreti Osman'ın işte burada özellikle şehadetine sebep olan olayları işte iyi araştırmadığı
üzerine çok durmadığı için Hazreti Ayşe tarafından tepkiyle karşılanacaktır bu durum. Ve Hazreti Ali'den özellikle halifeliğin bırakmasını isteyeceklerdir. Hazreti Ayşe, Talha ve Zübeyir ile Hazreti Ali arasında gerçekleşen bir cemel vakası var. Bu özellikle savaşı, vakayı Hazreti Ali kazanacaktır. Talha ve Zübeyir de şehit olacaktır. Başkentin Kufe'ye taşınması. Şimdi biliyorsunuz ki Medine başkenti özellikle burada. Ancak Medine'de Hazreti Ali'nin destekçileri fazla olmadığı için Kufe özellikle davet edecek ve kendi taraftarlarının bulunduğu yeri ne yapacaktır burada? Başkent olarak kabul edecektir. Bunu unutmayalım. Nitekim bakın bazen ÖSYM tarafından farklı sınav sorularının da geliyor. İşte Hazreti Peygamber döneminde Medine olmasında neden Mekke değil de Medine? Çünkü orada bir güçlenme alanı buldu. İşte Hazreti Ali döneminde işte Kufe'ye taşınması veya Emeviler dönemine geldiğimizde Şam'a taşınması veya Abbasiler dönemine geldiğimizde Bağdat'a taşınması kim nerede güçlüyse, kim nerede özellikle nüfus alanı yaratıyorsa oradadır. Safin Savaşı özellikle burada Muaviye ile arasında geçen bir muharebe olacaktır. Yine Hazreti Ali'nin halifeliğini tanımayan Muaviye Hazreti Ali'ye baş kaldıracak. Nitekim bu savaşı yine Hazreti Ali kazanacaktır. Nehravan Savaşı'nda ise haricilere karşı savaşacaktır Hazreti Ali. Bu muharebeyi de yine kazanacaktır diyelim. Hazreti Hasan'dan bahsedelim. Hazreti Ali özellikle şehit edildikten sonra Hazreti Hasan burada kendi halifeliğini ilan edecektir diyelim. Ve orada bir virgülü bırakalım. İkinci maddemize gelelim. Emeviler ve Abbasiler. Virgülü bıraktığımız yerden devam edelim. Şimdi ne demiştik? Hazreti Hasan özellikle burada halifeliğini ilan etme unsurunda Muaviye kendisiyle bir anlaşma yapacaktır. Diyecektir ki sen benim halifeliğimi kabul et. Benden sonra da halifelik sana gelsin. Bu şekilde bir anlaşma yapacak ve Hazreti özellikle Hasan'ın kendisini biat etmesini sağlayacaktır. Hilafet özellikle Muaviye geçtikten sonra nitekim burada bir mevzumuz var bizim. Kerbela olayı. Şimdi Muaviye halifelik geçtikten sonra özellikle Hazreti Hasan Hüseyin ve kendi kafilesi Kufe'ye giderken özellikle Kerbela denilen yerde Yezid tarafından bunlar özellikle katledilecektir, şehit edilecektir. Bu da özellikle İslam tarihinde hani az önce ilk huzursuzluktan bahsettik ya kesin ayrılığı ortaya çıkaran en temel unsur olacaktır. Hazreti Ali dönemindeki o karışıklıkların üzerine de kesin ayrıldı artık Kerbela ile göreceğiz biz. Muaviye kendisinden sonra Yezid'i özellikle halife tayin edecek ve halifeliği bir saltanat sistemine çevirecektir. Yine Emeviler döneminde Türkistan seferleri önemli. Kabil, Buhara, Sicistan, Nesef, Baykent üzerine önemli seferler düzenlenecektir. Bizans'a karşı özellikle İstanbul'u kuşatılacak Bizans seferleri önemli burada. Eyüp el Ensari burada. Bu Bizans seferlerine katılan önemli bir isimdir. Yine günümüzdeki Eyüp semti bu sahabeden, bu sahabenin adından gelmektedir. Yine deniz seferleri var. Bakın Rodos, Sakız adaları özellikle burada fetholunacaktır. Abdülmelik dönemi özellikle Emevilerin en parlak dönemi olacaktır. Notumuzu o şekilde oluşturalım. Bizim için en parlak dönem Abdülmelik dönemi olacak. Bu dönemde Arapça resmi dil haline getirecek. İlk İslam parası, Arap parası bastırılacak ve posta teşkilatı özellikle oluşturulacaktır. Bakın ilk özellikle Arapçanın resmi dil haline getirilmesi ve ilk İslam parası, Arap parasının bastırılması aynı zamanda Arap milliyetçiliğinin yapıldığının temel bir göstergesi olacaktır. Yorumumuzda bu şekilde getirelim. Velid dönemine gelelim. Velid dönemi bizim için önemli çünkü Tarık bin Ziyad komutasında özellikle İslam orduları Kadix zaferiyle beraber artık İspanya'ya kadar ulaşacaktır. İspanya'ya onların gelmeleri ve bu bölgede Endülüs Emevi Devleti'nin de kurulmasıyla beraber özellikle biz İslam'ın Avrupa'ya kadar ulaştığını görebiliyoruz. Ta ki ne vakte kadar? Poitiers Savaşı'na kadar. Poitiers Savaşı'nda özellikle İslam orduları yenilince İspanya'daki varlık da azalmaya ve yok olmaya doğru gidecektir. Bir de Ömer bin Abdülaziz dönemi var ki bu dönem özellikle Ömer bin Abdülaziz diğer Emevi halifelerine göre biraz daha ılımlı siyaset izleyecektir. Beşinci halife olarak da bilindiğini ifade edelim. Emeviler için bir de şunu söyleyelim. Özellikle Emeviler kendi dönemlerinde bizim Mevali adını verdiğimiz politikayı izleyecekler. Mevali demek şu anlama geliyor.
Özellikle Mevali politikasıyla beraber Emeviler İslamiyeti benimseyen ancak Arap olmayan toplumlara köle gözüyle bakacaktır. Ve bu politikası Emevilerin de ilerleyen zamanlarda zayıflamasına sebep olacak. Hatta bu Mevali politikası karşısında buradaki toplulukların hepsi de Şubiye hareketi adına verdiğimiz o bilim, sanat, teknik hareketlerin hepsine gerçekleştirecek. Edebiyatta, sanatta önemli bir hareket gerçekleştirmiş olacaklar. Yine Mevali ve Şubiye kavramlarını gördüğünüz zaman Emeviler aklımıza gelsin, unutmayın. Abbasiler gelelim, Abbasilerden bahsedelim. Ebul Abbas Abdullah tarafından konulacaktır. Halife Mansur döneminde özellikle burada Bağdat şehri kurulacak, başkent ilan edilecek. Özellikle İranlılardan bölgede etkilenecek ve vezirlik makamı İranlılardan etkilenmekle beraber kurulacaktır. Unutmayalım. Halife Mehdi döneminde özellikle Bizans vergiye bağlanacak. Harun Reşit en parlak dönemini oluşturacak. Avasım şehirleri kurulacak ve Türklerden faydalanacaktır. Yine Abbasiler ve Türkler arasındaki biliyorsunuz ki bir önceki dönemde Emevilerin izlemiş olduğu Mevali politikasından Abbasiler vazgeçecek ve gerek İranlılardan devlet yönetimi konusunda Türklerden de daha çok askeri alanda faydalanmaya çalışacaklar. Bir de Abbasiler bizim Tevafül Mülk adını verdiğimiz küçük böyle devletçik yapılarıyla organize olacaklar. Tabi Abbasiler zayıflamaya başlayınca bu Tevafül Mülk dediğimiz küçük devletçikler bağımsızlığını ilan etmeye başlayacaklar. Mesela bunlardan biri Tolunoğulları Devleti. Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir. Unutmayalım, Mısır'da kurulan ilk Türk devleti bizim için Tolunoğulları olacak. IŞİD'lerin yani Akşitlerin önemine gelecek olursak onlar da Hicaz bölgesine yani kutsal topraklara egemen olan ilk Türk devleti olacak. Yine bölgede Eyyubiler ve Memlukliler gibi devletler kurulacaktır. Eyyubiler özellikle en büyük önemini Selahaddin Eyyubi döneminde Kudüs'ün Haçlılardan geri alınmasıyla, Hıttin Savaşı ile Haçlılardan geri alınmasıyla bileceğiz. Memlüklerin tarihteki önemi ise özellikle Mısır bölgesinde. Burada güçlü bir devlet kuracaklar. Moğolları özellikle Aynucalı Savaşı'nda durduracaklar. Aynı zamanda Memlükler Yavuz Sultan Selim döneminde Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Osmanlılara yenilip tarih sahnesinden çekilecekler. Evet, üçüncü maddeye gelelim. İslam tarihinde kültür ve medeniyet konusu bizim üçüncü maddemizi oluşturacak. Burada ilk olarak devlet yönetimine bakacağız. Hazreti Muhammed özellikle burada devlet başkanı olarak görecektir ki İslam medeniyetinin temellerinde biliyorsunuz ki İslam medeniyetinin tamamen Kur'an-ı Kerim temellerini oluşturacak. İslam medeniyeti böyle Müslüman milletlerce ortaya konulan her türlü maddi ve manevi kültür ögelerini, eserlerini içinde barındıracaktır. Özellikle İslam medeniyetinin teşekkülünde diğer medeniyetlerin etkisi de vardır. Yani gerek işte eski Yunan medeniyetinin, Bizans medeniyetinin, Hint kültürünün, İran kültürünün hepsinin etkisini görebiliyoruz. İşte bu etkilenmelerin hepsi gerek devlet yönetiminde, gerek orduda, gerek işte sanatta, kültürde hepsinde etkili olacak. Mesela devlet yönetimine başlangıç yapalım. Ne dedik az önce? Hazreti Muhammed devlet başkanı ilk olarak görülecektir. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra 4 halife döneminde seçimle işbaşı olacaktır. Emeviler dönemine geldiğimiz zaman bir saltanat sistemi kurulacak. Hatırlayın özellikle Muaviye Yezid'i burada kendisinden sonra halef göstererek saltanatı burada tamamen oluşturacaktır. Abbasiler dönemine geldiğimiz zaman da özellikle İranlılardan etkilenerek vezirlik makamı oluşturacaktır. Ordu ve donanmaya gelecek olursak Hazreti Muhammed döneminde teşkilatta bir ordu olmayıp eli silah tutan herkes tamamen asker olacaktı. Hazreti Ömer döneminde ordunun ilk teşkilatlanması yapılacaktır. Mesela kara ordusu oluşturulacak, ilk sürekli ordu bununla beraber gelecektir. Tüm askerlerin kaydedildiği defterler olacaktır. Yine devletin pek çok bölgesinde cünt, bakın şuraya söyleyeyim, cünt adı verilen özellikle düzenli ve sürekli ordugahlar oluşturulacaktır diyelim. Emeviler dönemine gelecek olursak özellikle Emeviler devrinde orduda Arap askerler çoğunlukta olacak. Halifeler için de ayrı bir muhafız birliği oluşturulacak diyelim. Abbasiler dönemine geldiğimiz zaman artık orduda az önce de yazmıştık Türklerden istifade edilmesi başlanacak. Türkler artık orduda etkin olacak. Yine onluk sistem orduda burada seçilecek ve uygulanacaktır. Yine ordunun ihtiyaçlarını gidermek için de burada divanı ceyş, tamam unutmayın, divanı ceyş kurulacaktır ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için. Yine Abbasiler orduyu yaya ve atlı olarak da ikiye ayıracaktır diyelim. Yine bu ordu dışarısında bir de donanmaya, yani daha çok kara ordusuna baktık. Donanmaya gelecek olursak Hazreti Osman döneminde Şam valisi Muaviye ilk Osmanlı ilk İslam donanmasını kuracaktır. Donanma komutanlarına burada emirol ima, emirol ma veya emirol
ma şeklinde isimler verilecektir. Amiral anlamına gelir. Yine donanmanın en geliştiği dönem Emeviler devri olacaktır. İspanya fethedilecek o dönemde İstanbul yine kuşatılacaktır. Emeviler zamanında Suriye, Mısır, Kuzey Afrika'da yine üç büyük donanma İslam devletinde olacaktır diye. Sosyal ve ekonomik hayata gelecek olursak, şimdi İslamiyet'e göre bütün Müslümanlar kardeş kabul edilecek. Yine aralarında eşitlik sağlanacaktır. O şekilde ifade edelim. Özellikle Hazreti Muhammed döneminde başlangıç kısmında öyle görüyoruz. Emeviler döneminde halk, Müslümanlar yine bununla beraber mevali, zımmi ve köle olarak dörde ayrılacaktır. Müslümanlar zaten burada Müslümanlığı benimseyen Arap topluluk olarak görecektir Emevilerde. Mevali ise Emevilerde daha çok Arap olmayan Müslümanlar için yani. Hani azatlı köle anlamına gelecektir. Zımmiler, Hristiyan ve Yahudiler için kullanılan bir ifade olacaktır daha çok. Bir de köleler olacak. Hiçbir hakkı bulunmayan insanları oluşturacak. Halk bu şekilde toplumsal gruplara ayrılacak. Kölelik düzenine özellikle burada biliyorsunuz ki İslam tamamen karşı olacak. Her ne kadar Emeviler döneminde böyle köle gözüyle görülse de İslam medeniyetinin esasında kölelik düzenine bir karşıtlık var ancak bu demek değildir ki kölelik tamamen kaldırılmıştır. Kaldırılmamıştır ancak düzene tamamen bir karşıtlık söz konusudur diyelim. Yazı, dil ve edebiyat kısmına gelelim. Yazıdan, dilden ve edebiyat kısmından bahsedelim. Bir dakika oraya geçmeden evvel şeyden de bahsedeyim. Ekonomik hayattan da biraz nispeten bahsedeyim. Gidiş yaptığım kısımda bahsetmiştim ama tekrar söyleyeyim. Hayvancılık ön planda. Hani tarım zaten geniş böyle çöl toprakları olduğu için mümkün değildi. Aynı zamanda ekonomik hayatta hayvancılık gibi baskın olan bir unsurda ticaret olacaktı. Bu da kervan ticareti üzerine şekillenecekti. Ekonomik hayatı belirleyen temel unsur, ekonomik unsurlar bunlar olacak. Yazı, dil ve edebiyat kısmına gelelim. Şimdi özellikle İslam devletinde Sami dil grubunda Arapça özellikle İslam dininin yayılmasıyla beraber de Arapça bütün İslam dünyasında ortak bir dil haline gelecek. Bu yüzden de Arapçanın zengin bir dil haline alması, diğer dillerle de etkilenerek içeriğinde zenginleşmesi baskın olacaktır diye. Şiir ve güzel söz söyleme yani belagat sanatları burada gelişecek. Peygamberin hayatını anlatan siyerlerle yine savaşlarını anlatanlar, megaziler önemli eserler olacaktır diye. Bilim ve sanata gelelim. Bilim ve sanattan değinelim. İslam ilimler ve akli bilimler olarak bilimi biz ikiye ayıracağız. İslam ilimlerde ilki tefsirdir. Kur'an'ı açıklamaya yönelik bir ilmimiz olacaktır. Kıraat ise Kur'an-ı Kerim doğru okunmasını öğreten ve açıklayan bir bilim dalı olacaktır. Fıkha gelecek olursak İslami kural ve özellikle buradaki o kanunları teorik olarak inceleyen bir kısmımız oluyor. Kelama gelecek olursak o ise böyle hani inanç konularını, dini felsefi böyle kuramları ele alan bir felsefi disiplini, İslam felsefesi disiplini olacaktır. Hadisler ise Hazreti Peygamber'in özellikle eylem ve söylemlerini birleştiren, oluşturan unsurlar olacaktır. Akli bilimler içerisinde de tıp, matematik, astronomi, kimya, felsefe, tarih, coğrafya gibi bilimler bulunuyor. Eğitim ve öğretime gelecek olursak ilk İslam okulu olan Suffe özellikle açılacak. Eğitime önem verildiğinin temel bir göstergesidir bu. Yine ilk medreseleri biz Emeviler zamanında göreceğiz. Abbasiler döneminde ise bilgelik evi anlamına gelen Beytül Hikmeler oluşturulacaktır. Sanat alanına gelecek olursak da resim ve heykelcilikle uğraşılmayacak. Temel faktörü burada putperestliği çağrıştırdığı için, tamam mı? Putperestliği özellikle çağrıştırıyorsa burada resim ve heykel burada hem yasaklanacak hem bunlarla uğraşılmayacaktır. Hat, minyatür, tesip, oymacılık, kakmacılık, sedef işlemeciliği ve çiğnecilik uğraşılan temel sanat disiplinleri olacaktır diye. Evet, İslam tarihi hakkında size vereceğim temel bilgiler bu şekilde. Geçen haftaki ödüllü sorumu önce sizlere ifade edeyim demeden evvel hemen ÖSYM tarzı sorumuza gelelim. Dersin başında bahsetmiştik. 3 maddede biz burayı anlatacaktık. 3 madde esasında da hani burada ÖSYM'nin çıkmış sorusuna benzer bir soruyu rahatlıkla yapabilecektik. Şimdi 4 halife dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyecek. Bakalım. Donanmanın kurulması Hazreti Osman. Evet, doğru bir bilgidir. Adalet örgütünün kurulması Hazreti Ömer. Doğru bir bilgidir. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması Hazreti Ömer dönemi miydi? Hayır. Bizim için hangi dönemde Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak özellikle Arap Yarımadası dışında birçok yere gönderilecekti? Hazreti Osman döneminde. Bu yüzden yanlış bir bilgimiz. Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilmesi Hazreti Ebu Bekir söylemiştik. Hicri takvimi ilk defa kullanılması da Hazreti Ömer döneminde oluşturulup kullanılacaktı
diyelim. Hüseyin'in karşısında da bu şekilde görmüş oldu. Uygurlar döneminde maniheizm dinini benimseyen hükümdar kimdir diye geçen hafta ödüllü soruyu size sormuştum. Bu isim bizim için Bögü Kağan olacaktı. Unutmayalım. Ve bu haftaki ödüllü sorumu sizlere sorayım. İslam tarihinde ilk vezirlik teşkilatı hangi dönemde kurulmuştur? Bunu araştıralım, bulalım ve yorum kısmına mutlaka yazalım. Hadi bakalım, gelecek derslerde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çalışmanızda kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.